ki son bulur tüm savaşlar. Doğurur, besler, büyütür. Tüm dünyayı gökkuşağının renklerine boyar. Kadınlar gülünce devrim olur. Kıblesi canların cemali olan yaşamında kin, nefret yerine hoşgörüyü, sevgiyi ve kardeşliği ön planda tutan inanç ve ibadetin enel hak düşüncesiyle hakla birliğe ulaşan siz güzel canlara özellikle yöresel olarak Karakoçanlar'da siz güzel canlara ve Cettin Pir Sultan'ın abdaların aşkıyla ve bugün yapacağımız Kızır Cem'in Kızır aşkı ile hepinizi tek tek
Fethi'nin aşkıyla ve Bozatlı kızın aşkıyla aşk niyaz ediyorum. Kısaca kendimi tanıtayım sizlere, kendimize başlayalım canlar. Benim ismim Can. Canlar. Bugün bu hizmeti yapmama, burası halk divanıdır, pir divanıdır. Bugün bu cemi yapmama, bu halk meydanından, Hazreti Ali'nin adaletinden ayrılmayacağıma, doğrudan yana olacağıma, bu halk Muhammed Ali meydanından söz veriyorum. Canlar, bugünkü hizmeti yapmama rızanız var mıdır? Canlar, bugünkü hizmeti yapmama rızanız var mıdır? Canlar, bugünkü hizmeti yapmama rızanız var mıdır? Allah eyvallah diyen dillerde halk razı olsun. Bismillah, Allah Allah. Geldiğin yoldan, durduğun dardan, çağırdığın hizmetten daim şefaat bulasın. Allah Allah. Hizmetin kabul meydanın açık, gönlün pak olsun. Allah Allah. Hak Muhammed Ali yar ve yardımcın olsun. Allah Allah. Hak seni doğruluktan, doğru yoldan daim ayırmasın. Allah Allah. Adaletin Şahı Merdan, Hazreti Ali'nin adaleti olsun. Allah Allah. Haksızı görüp gözetesin, doğrudan yana olasın. Allah Allah. Hak erenler şaşırıp düşürmesin. Doğru oturup doğru karar veresin. Allah Allah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 17 kemerbestlerin, 40'ların katarından, didarından hak daim ayırmasın. Allah Allah. Üzerine aldığın hak hizmetinden şefaat bulasın. Allah Allah. Dil bizden, nefes birden, yardım haktan ola, gerçek erenlerin demine hür. Canlar, geldiğiniz yoldan durduğunuz birde durduğunuz dardan, çağırdığınız birden şefaat göresiniz. Darlarınız, divanlarınız, kabul, muradınız hasır olan. Hak dildeki dileklerinizi, gönüldeki muradınızı veriyor. Hak dağla çoluk çocuğunuzu doğruktan, doğru yoldan ayırmıyor. Hanenize, lokmalarınızı haram karıştırmıyor. Dileğimiz o ki bütün insanlar barış içinde yaşamayı hak nasip eyleyen. Barışı engelleyen haini, cahili, zorbalı ıslah eyleyen. Şah-ı Şüde İmam için haklı davası cümlemizin davası olan. Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah. Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Allah. Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali. İnayet eyle ya 12 imamlar. Yol gösterin ya 14 mazlum baktır. Yardım eyle ya 17 kemerbestler. Bizi cemrinize alın ya kıtlar, ya kıtlar, ya kıtlar. Bağışlaman senin yüzün su hürmetine olsun. Ya Pir Münker Hacı Bektaş Veli. Ya Bozatlı kızı. Cemimiz Cem ola, cemimiz Kıfa Cem ola. Görevimiz Hazreti Hüseyin ve Cettin Pir Sultan Abdal'ın görevi ola. Nuri Nebi Kerem Ali Pir Münker Hacı Bektaş Veli. Gerçeklerin demle devrene hüüü diyelim yani. Hak Teala bizi bu dardan, bu cemden ayırmasın. Bozatlı kızı yar ve yardımcınız olsun. Eyvallah. Dar çeken canlar hıdıkar göre, didar çeken canlar safa yare, canlar rahat oturur. Yani aslında hocam Pilumur'da, Erzincan'dan Sivas'a gelmişiz. Benim doğmam, büyümem Sivas Zaralı. Bergiş Gladbach'ta oturuyorum. Çoğunuz biliyorsunuz Zalsvay Tavuz'un diye düğün salonu. Bizim yöre şeyimiz. Ve uzun yıllardır Alevi hareketi içerisinde, yani federasyonu içerisinde uzun yıllardır hizmet ediyorum. Tabii ki buraya da daha çoğu önce çoğu hizmetlere geldim. Bazen nikah oluyor, bazen taziyeler oluyordu. Matemde bir gelmiştim. Bugün de ne güzel ki bize nasip oldu. Bizi ilk olarak burada bir cem yapıyorsunuz. Bizi ceme çağırdınız. İyi ki varsınız, iyi ki yolunuza, inancınıza sahip çıkıyorsunuz. Yani şu gençlerin geleceği için geç de olsa bizim için yine büyük bir başarıdır. Her başarının arkasında da
her zaman ne diyoruz? Kadınlarımız vardır. Ben başta sevgili yönetim ve başkan nezdinde siz tüm canlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evliyim. 3 çocuğum var. Eşimle de bugün burada beraber geldik. Tabii ki biz bu yola başvururken eşimizin rızasıyla bu yola başvurduk. Ne dedi? Dedim, rızanız varsa ben bu yola hizmet edeceğim. Bu cennetin yoludur dedim. Uzun yıllardır köylüm cemevinde, korbaylardaki cemevin postanesiyim. Ve Almanya Enerve bölgesinde 2 dönem 6 sene 2. başkanlık yaptım. Ve bir dönemde Almanya Alevi Büyükleri Federasyonu İnanç Kurulu'na bir önceki dönemde de yönetimdeydim. Tabii ki bizim için sadece köylüm değil, nerede olursa olsun hizmet olduğu sürece, zamanımız olduğu sürece, çünkü biz de sizler gibi emekçiyiz, çalışan işçileriz. Çünkü çoluk çocuğumuzun rızkını çalışarak kazanıyoruz. Ama bu da bizim yolumuzun, ocağımızın bir hizmetidir. Biz de dedik elimizin geldiği kadar bu yolu, bir inancı yaşatmaya çalışacağız. Bugün hep birlikte cem olacağız. Başta telefonlarınızı sessizliğe alın. Kimse telefonlarını açmayın. Buralarda işte bizim özellikle Koçgül yöresinde gagal diyorlardı. Belki bizde vardı. Gagan'da başlayan ibadetler işte ta Mart'ın 21'inde Nevruz ve Hazreti Ali'nin doğum tarihi olarak şey yapıyoruz. Aleviler. Oraya kadar bu cemler sürüyordu. Hızır cemleri. Niye? Pirler eskiden köylere gittiği zaman yani her gün bir köye giderlerdi her hafta. Onun için Hızır ayında da öyle hemen işte bugün tüm o bölgenin cemini dursa olamıyordu. Ne oluyordu? Hafta hafta insanları gidip o pirler o köyleri taliplerini ziyaret ederlerdi. Ne götürürlerdi o köylere giderken? Heybesiyle barışı götürürlerdi. Sevgiyi götürürlerdi. İnancı yaşatırlardı. Barış neydi? Köylerdeki olan sıkıntıları, insanların arasındaki sıkıntıları orada gidip önce otururlardı, sorarlardı. Bu köyün ne sıkıntısı var, ne sorunları var? Köyün alim insanları, işte amcamız gibi bir amcamız orada çıkardı. İşte pirim, o köyün bu sıkıntısı var, sorunu var. Bunu çözemeden buyurun çözelim diyorlar. Giderlerdi onun evine çay kahvesini içmeden önce sorarlardı. Eğer çözülmüşse orada arada barışırlardı. Kahve çayını da içerlerdi. Daha sonra o canlar da lokmasıyla ceme gelirlerdi. Hani gereken varsa düşkünlük kavramı vardı bizde. Gereken neyse ona göre hareket ediyorlardı. Allah kimseyi de düşkün ilan etmesin. Zor bir şeydir. Eskide o düşkünlerdi. Biliyorsunuz köylerimizde büyüklerimiz bilirdi. Ekmekle borç vermezlerdi. Onun için bugün hep birlikte cemimizi tutacağız. Bir tarafta işte hep bir can olduk burada. Bizim inancımızda burada yani rubbesi veya üst şeysi yoktu. Burada hepimiz kadın erkek bir canız. Onun için bizim cemlerimiz çok önemlidir. Tabii ki geçmişte işte cemlerimizde iftiralar da atıldı. İşte mum söndürüyorlar gibisine. Ama biz onlara inan. Cemlerimizi de yaptık, delilimizi de uyandırdık, semamızı da döndük. Bu yolu bugüne kadar getirdik. Bundan sonra da bu şekil onlara hiç fırsat vermeden, tabii ki şu an içimize çok şeyler girmiş Türkiye'de, özellikle Şiilerin üzerine Alevileri asimile etmeye çalışıyorlar. Bir tarafta da Kültür Bakanlığı bizi bağlamak istiyorlar. Yarın diyorum ki Kültür Bakanlığı bağladığı zaman, yani diyecek ben bu cemi işte Kültür Bakanlığı'na bağladım. Bu cemi her şeyi ben karşılayacağım ama adamların siyasi düşüncesine bak. Biz aslında siyaseti konuşmayacağız ama bunları konuşmak zorundayız. Diyecek ki biz buranın her şeyini veriyoruz. Biz buraya bir de kendimize göre bir dede veya hocayı atanacağız. Kendi düşüncelerine göre. Eğer yapmasınız diyor o zaman hiç şeyinizi yapmayız. Yani onun için bizim cemevleri için de bu büyük bir tehlikedir. Onun için Avrupa Alev Konfederasyonu her zaman buna karşı çıkmıştır ve karşı çıkmaya da devam edeceğiz. Yani önemli olan biz birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Yeri geldi inancımızı, yeri geldi dilimizi de, dilimize de sahip çıkacağız. Çünkü bazıları diyor ki ya işte Cem Almanca olsun.
Evet gençlerimiz Almanca iyi anlıyor ama bir tarafta da biz kendi kendimize asimile ediyoruz. Niye? Ben teşkere diyorum, ben Kürtçeyi hepsini böyle bilsem, Kürtçeyi anlasam. Zvanyt zaranara. Eskurmacı konuşmuş bunlara. Tekrar bravo kızım. Ve şera ferat edikim. Bir can teveci aram bedaya. Kumaracı ferat edikini. Teşkere demeyim ki ezbere dürüst dürüst bir kurmacı konuşmuş bunu ama işte zorlanıyoruz yani o an başta diyorum. Yani biz işte diyorum ya inancımızı da dilimizi de asimile etmemeye çalışacağız. Çünkü diyorlar Cemil işte Almanca şu ritüelle anlatsa duayı şunu yapsa ama o duyguyu alamıyorsun. Ama biz diyoruz işte biz bunları bu şekilde yaşatmazsak o zaman biz dilimizde de inancımızda da şey olur. Onun için biz yine de diyoruz gençlerimize tabii ki çocuklarımıza özellikle Alevi derslerini okullarda ve yine benim bacıya da söyledim ben yönetim kurulundaki arkadaşlara bizim içimizde bir sürü canlarımız vardır. Seminerlere çağırın. İşte Yılmaz Karaman gibi canlarımız. İsmail Kablan'ınlar bunlar çünkü eğitim veren kişilerdi ABF içerisinde. Onları da çağırırlarsa belli pillerimiz vardır. Almanca hizmeti ve pillerimiz. Özellikle gençlere seminer şeklinde Cemre, Miraçlanmayı, Kızır'ı daha farklı şeylerle anlatır. Ama biz bugün tabii ki detaylı her şeyi anlatamayız. Çünkü ben anlatırsam çok uzun. Sonra da dersiniz ya bir Cem yaptı bu dedi ama da uzattı. Nasıl olsa kendi yeri iyidir, rahattır. Ama bizim yerimiz, biz yerde oturuyoruz, bizi hiç düşünmüyor. Doğru, haklısınız. Biz de onun için elimizde gelene kadar Cem'i kısa yapmaya çalışacağız. İşte Cem kelime olarak birlik demektir. Alevinin kavlu Cem'de yatar, Alevinin sırrı Cem'de yatar. İşte Alevi bütün yönleri anlamak, Cem'i anlamaktan geçer sevgili canlar. İşte toplumsal açıdan Cem ezilenlerimizin hızır olmaya devam edeceğiz. Hızır ilim irfan öğreten mürşittir. Hızır yol göstericisidir, bir rehberdir. Hızır her yerde hazır ve nazır olandır. Hızır bereketin bolluğun simgesidir. Hızır her zaman mazlumun yanında olmaktır. Hızır yolumuzu düşküne uğursuza uğratmaya canlar diyoruz. Tabii ki bizler de hızır olmamız lazım. Diyor ya sen elini uzat ki diyor. Hızır da sana elini uzatsın diyor. İşte sen darda zorda kaldığın zaman ne diyorsun? Ya Hızır sen yetiş. Ama o an Hızır kendini göstermiyor. Orada birini bir kişi gelip sana orada yardımcı oluyorsa sen ne diyorsun? Ya Hızır ekran mı dur şu an dedi beni. Olmadı beni. Dur yardım ki fakir fukarayla. Hızır ciblatlara yardım ki. Yine Hızır abaya suyunu içmiş. Ölümsüzleşmiş. Bizim inancımızda, bizim öğrendiğimizde. Yüzül karnayla bir gün yola çıkıyorlar. Bir pınardan bahsediliyor. O pınarı aramaya çıkınca Hızır ve Zulkarney ayrılıyorlar. Belli bir yolculuktan sonra akşam karanlık oluyor. Yoruluyor. Bir pınar görüyor. Hızır diyor ki ya ben şurada heybemi açayım. Lokmamı burada yiyeyim diyor. Ve o zaman sıcak kurumuş bir balık heybesinde. Diyor ben bunu yıkayayım. Ondan sonra lokmamı yiyeyim diyor. O balığı o suyun içine yıkamak istediği anda balık canlanıyor. Balık canlayınca Hızır da işte diyor aradığın demek ki o pınar buymuş diyor. Ve o suyu içiyor ve o suya yıkanıyor. Ölümsüzleşiyor. Tekrar geri dönüyor. Yukarıyla tekrar karşılaşınca anlatıyor. Bu sefer diyor ki diyor gel beraber gidelim diyor. Vakit nerede diyor. İşte gidiyor. Zulkarneyle pınarın başına pınar kurumuş diyor. O zaman Zulkarney kendisine razı oluyor. Kızıra diyor ki eyvallah diyor. Sen ölümsüzleştir diyor. Bir tarafta Hızır Musa'yı da eğitmiş. Hazreti Musa'yı.
yazdı. İşte Kerbela'da işte diyor Hazreti Hüseyin'in ölümünden sonra diyor ailesine başsağlığı dilemiş. Kızı her zaman darda zorda kalana elini uzatmış. Tabii ki Hazreti Musa ile Hızır'ın anlatması çok uzun sürer. Ben ona da fazla birinci en iyi ibadet her an kamil insan, bilgin, olgun, dürüst insan olmaya çalışmaktır. Bilim yolunda gitmek bizim ana kuralımız da vardı. Onu da çoğunuz biliyorsunuz. Ama şimdi sorsam belki kimse bilmez. Bizim ana kuralımız nedir? Eyvallah. Geçen gün söyledim. Yani elle, dinle, beline sahip olmak, helal lokma yemek, kendine reva görmeden başkasına uygulamak Alevler için en büyük ibadettir. Zaten bu kurallara yerine getirdikten sonra Tanrı'ya yalvarıp ah merhamet dilemesine de sevgili canına gerek yoktur. Gerçek işte ve gizli insan ahlaksal kurallara uymadıktan sonra yapılan ibadet gösterişten öte gitmez. Kendini ve halkı kandırmaktan da başka bir şey değildir. Onun için anevi inancı toplumsal anlamda bir tür ibadet cem grup içinde vardır. Yani Alevilik yaşam çeşitli din, inanç ve kültürlerden insanlık için faydalı olduğunu kabul etti. Kimi değerlere sahip çıkmış, onları kendi inanç sistemi parçası haline getirmiş. O nedenle biz deriz ki her çiçekten öz alır, bal yaparız. Bütün insanlık için. Tabii ki Alevilik yaşamın merkezine insanı koyar. Alevi Tanrı'yı ne gökte ne yerde aramayan Tanrı insanın gönlündedir canlar işte. Biraz sonra tezakir hizmeti gelecek ya orada söyleyeceğim. Yine diyen kendine özgü bir inanç sistemidir. Bizim ibadet yerimiz her zaman diyoruz. İşte cem evlerimizdir. Gönül isterdi ki tabii ki inşallah burada da bir cem eviniz olur diye düşünüyorum. Yine bizim için dört ana elementi vardır. Toprak, su, hava, güneş kutsaldır bizim için. Bütün doğaya bu dört unsurun can verdiğini kabul ederiz. Alevilik bilim bizim yolumuzun en temel ögesidir. Kamil insan ilim, ilim bilim özümseyen insandır. Buna ulaşmak Alevilik'in ilkelerinden biridir. Cemlerimizin darına durduğumuz Halacı Mansur'un Enel Hak, Hak'ta Tanrı bende, ben Tanrı'dayım. Hakkı katından düşüncesi Alevi'nin hak tanrı anlayışının özünü oluşturur. Bu anlayışta örnek ulu ozanlarımızın aşırdayımı da şöyle diyor canlar. Kainatın aynasıyım. Madem ki ben bir insanım. İsim deyişiyle diyor yine hakkın varlık deryasındayım. Madem ki ben bir insanım. İnsan hatta hak insanda. Ne ararsan bak insanda. Enel hakkım ismimle hakka erdim. Cismim ile benziyorum, resmim ile madem ki diyor ben bir insanım diye dile getirmiştir. Hak Adem'de de canlar. Adem'den başka yerde hak aramaya nafiledir diyoruz. İnsan kıbledir. İnsan konuşan Kur'an'dır. Alevi yolunun önemli halkalarından biri olan yine Halacı Mansur'un Enel Hak diye ifade ettiği için ölümüne neden olan o anlayış Tanrı'yı insanlaştıran, insanı tanrılaştıran sevgi anlayışıdır. Ne diyor? Hak demdedir, anlayışlıdır. İnsanı yücelten anlayıştır. Yine ne diyor? Sizin şah tapmanızdan daha yakınım diyen ayetteki anlayıştır. Alevilik sevgi, insan sevgisi o nedenle yüceltmiştir. Alevilik benim dinim sevgidir diye ifade etmiştir. Yine ulu ozanlarımız Ceddin Pir Sultan Abdal da şöyle diyor. Sen hakkın yabanda arama sakın. Kalbini pak eyle, hak sana yakın. İnsana hor bakma, gözün sakın. Cümlesini insanda bulduk erenler. İşte sevgili canlar, bizim Alevik anlayışımız budur. Bugün tabii ki Hızır ayındayız. Başta tuttuğunuz o Hızır oruçlarını, tuttuğunuz o güzel dileklerinizi, bugün tıklamış olduğunuz o kurbanları, ve getirmiş olduğunuz o hak lokmaları hak dergahında kabul ve makbul olsun. Hak Teala çoluk çocuğunuzu doğrudan doğru yoldan ayırmasın. Allah Allah. Onları ilimden, bilimden ayırmasın. Allah Allah.
çocuklarımızın geleceği bilimle bilimle olsun. Allah Allah. Her zaman onları kazalardan, belalardan saklasın, korusun. Allah Allah.